İran, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlıklarına sahip Sarraf, ABD'ye gidince İran yaptırımlarını ihlal ederek ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarından FBI tarafından Miami'de cumartesi günü yakalandı. Bölge yargıcı Richard Berman'ın baktığı davada savcılık, Sarraf için ABD'yi dolandırmaktan 5 yıl, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten 20 yıl, bankacılık sahtekarlığından 30 yıl ve kara para aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75 yıl hapis cezası istedi. Sarraf pazartesi günü Miami'de hakim karşısına geçti ve tutuklanarak cezaevine konuldu. New York'un büyük davaları takip eden savcısı Preet Bharara, ulusal güvenlik konularından sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı John Carlin ve FBI Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez'in yaptıkları açıklama uyarınca Sarraf ve iki İran vatandaşı Kamelya Cemşidi ile Hüseyin Necefzade'nin İran hükümetinin yararına olacak biçimde sahtekarlık yaparak yüz milyonlarca dolarlık bankacılık işlemi yürüttükleri iddia edildi. FBI Direktör Yardımcısı Rodriguez, 2010'dan 2015'e kadar yaklaşık 5 yıl boyunca zanlılar, İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek İran'a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler. Bugün ilan edilen suçlamalar, bu kişilerin gerçek ortaklarını gizlemeye çalışanlara bir mesaj göndermeli, diye konuştu. Sarraf Türkiye'de de 17 Aralık rüşvet operasyonu kapsamında kamu görevlilerine rüşvet vermek gerekçesiyle tutuklanmış, bir süre tutuklu kaldıktan sonra, yani yaklaşık 70 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.